adeta bir futbolcu ordusuna sahip olan ve spor tesisleri ile de dikkat çeken Hannover Damla Genç Spor başarıdan başarıya koşuyor. Spor Türk'ün görüntülediği Damla Genç Spor'un minikleri izleyenleri kendilerine hayran bırakıyor. Ekip olarak Almanya'nın Hannover kentindeyiz. Hannover liglerinde top koşturan Damla Gençlik Spor'u mercek altına aldık. Avrupalı Türklerin spordaki tek adresi SporTürk, oynadıkları liglerde başarılarıyla alkış alan takımlarımızı sizlere tanıtmaya devam ediyor. Bu kez Almanya'nın Hannover kentine gidiyoruz ve elde ettikleri başarılarının yanında tesisleriyle de dikkat çeken Damla Genç Spor'a konuk oluyoruz. Sahip olan Hannover bölgesinin en başarılı takımı Damla Genç Spor, kendine ait spor tesisleri olan sayılı takımlarımızdan birisi. Yeni yönetimi ve yapılanmasıyla profesyonel bir kimliğe bürünen Damla Genç Spor, Hannover çevresinde yaşayan Türklerin de en gözde takımı durumunda. Senin adın ne? Şükrü. Şükrü kaç yaşındasın? 10. Kaç yaşından beri futbol oynuyorsun? Ya 5. Futbolu çok mu seviyorsun? Seviyorum. People are you ready? People are you ready? Hannover'de yaşayan başarılı Türk iş adamlarımızdan Murat Ilgar'ın başkanlığa gelmesiyle oluşan yeni yönetim kurulu adeta arı gibi çalışıyor. Hannover ve çevresinde yaşayan gençlere hizmet etmek ve onları kötü alışkanlıklarından uzaklaştırarak sportif faaliyetlere yönlendirmeye yönelik aktivitelerin yanında eğitim çalışmalarına da büyük önem veren Damla Genç Spor, bu çalışmalarıyla Avrupa liglerinde oynayan Türk takımlarımız arasında örnek teşkil ediyor. Biz de SporTürk olarak başarılı temsilcimiz Hannover Damla Genç Spor'a konuk olarak bu güzide takımımızı sizlere tanıtmak istedik. Siz neler söylemek istersiniz? Sizin de oğlunuz Damla Genç Spor'da oynuyor. Benim de oğlum 6 yaşında. Bir seneden beri oynuyor Damla Genç'te. Bütün antrenmanlarına, maçlarına büyük bir zevkle geliyoruz. Çocuklarımızı okul dersinden hariç boş vakitlerini sporla geçirmesini istiyoruz. Kötü alışkanlıkları edinmemesini, burada iyi arkadaş edinmesini istiyoruz. Bir toplum arasında yani beraber büyümelerini istiyoruz. Peki buradan SporTürk aracılığıyla diğer Türk ailelere neler söylemek istersiniz? Ben de isterim çocuklarıyla ilgilensinler. Çocukların enerjilerini spora harcamalarını isterim. Çocukların arkalarında olsunlar. Onlarla işte spor kulüplerine gitsinler. Evet, ikisi de futbol oynuyor. Kaç yıldan beri futbol oynuyorsun? Furkan 5 yıldır oynuyor. Sinan 2 sene oluyor. Peki buradan diğer ailelere neler söylemek isterdiniz? Mutlaka spor yapmalarını, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için spor çok önemli. Peki siz hangi takım istiyorsunuz? Galatasaray.
Başkanım, bize Damla Gençlik Spor'dan bahseder misiniz? Tabii ki. İlk öncelikle ben Damla Genç'e bu zamana kadar emeği geçen bütün abilerinize, emeği geçen bütün futbolcularımıza teşekkür ederim. Onlar olmasaydı Damla Genç de bugün burada olmazdı. Her ne kadar biz Damla Genç'i zor şartlar altında aldıysak, şu anda birçok şeyi başardığımızı inanıyorum. Tabii ki bunlar bizim için yeterli değil ama gönül istiyor ki daha çok şeyler başaralım. Biz yaklaşık 5-6 aydır kulübümüzü aldık. Kulübümüzü aldığımızda 3 tane genç takım, 1 tane A takım vardı. Şu anda 6 tane genç takım, 2 tane daha genç takım açacağız. Toplam 8 genç takım. A takımımızı yeniledik, bütün oyuncularımızı değiştirdik. Profesyonel antrenörler getirdik. Ve bunun dışında seneye yine 2. takım ve ATRN diye 2 takım yine açacağız. Amacımız Damla Genç'i şu anki bulunduğu konumdan, yani en Betsizlik Liga'da oynuyoruz, Landis Liga veya Minimum Liderizasyon Liga'ya çıkartmak. Tabii ki biz Damla Genç'i yalnızca futbol kulübü olarak görmek istemiyoruz. İleriki planlarımızda, hatta yakın zamanda şu anda dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu olan Avni Ketmen abimiz var. Kendisini de kulübümüze aldık. Onun dışında Almanya şampiyonu olan boksta Pınar kardeşimiz var. Onu da kulübümüze alacağız. Onun dışında yakın bir zamanda şu anda belediyeyle görüşmelerimiz devam ediyor. Buraya yaklaşık 400-500 metrekarelik bir hale yaptırarak burada öteki spor dalları, gerek folklor olsun, güreş olsun, yani Türklere yönelik spor dallarını veya başka aktiviteleri de alıp burayı bir spor merkezi haline getirmek istiyoruz. Veli çocuğunu buraya bıraktığı zaman gönlü rahat şekilde eve gidecek ve akşam geldiği zaman çocuğunda bir değişiklik görecek. Bizim amacımız bu. Ayrıca sizlere Şortürk'ten yayın yapan Sportik programına da canı gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten bu yaptığınız program gerçekten Avrupa'da yaşayan Türkler için diyorum. Türkler için, çünkü size aynı zamanda bilinç de veriyorsunuz. Yol gösteriyorsunuz. Türkler için de büyük bir imkandı. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Üyesinde bulundurduğu 150'nin üzerindeki genç futbolcuların okul sonrası eğitimlerine de yardımcı olmaya yönelik büyük çalışmalar yapıyor. Bu konudaysa Damla Genç Spor Kulüp Müdürü Aziz Yüksel, Sportürk muhabirimiz Nimet Bağcı'nın sorularını yanıtladı. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Aziz Yüksel. Ben de Damla Genç Spor Kulübü'nde müdür olarak çalışıyorum. Buradaki eğitim işlerinin organizasyonunu üstlendim. Çocuklarımız buraya geldiğinde onların okul derslerini de burada halledip okullarda da başarılı olmalarını ve ileride Türk futboluna, gerek Alman futboluna kazandıracağımız çocuklarımızın futbol dışında kendi mesleklerinin olmasını sağlamak istiyoruz. Aksi takdirde sadece futbol oynayıp fakat eğitimini tamamlayamayan çocuklarımızın sokaklarda telef olduğunu, sadece sporla hayatlarını kazanamadıklarını görüyoruz. Çünkü spordan hayat kazanmak herkesin nasibi olmayabiliyor. Sadece hayatı dört köşe yeşilçim saha içerisinde hapsetmek mümkün olmadığından onları dışarıdaki hayatında hazırlamak istiyoruz. Hedefimiz kısaca izah etmek gerekirse bu. Aynı zamanda tabii ahlak ve kültür değerlerimizi de çocuklarımıza anlatmak ve onlarla paylaşmak istiyoruz. Zira bugün spor umumi bir dil olması hasebiyle ahlaklı ve terbiyeli insanların bu yolla diğer insanlara etkileme gücü var. O gücü burada da kullanıp toplumda ciddi olarak şu an önem kazanan ahlaki sorunlara veya işte efendim çocukların kazanmış oldukları uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıkların önüne geçme noktasında bir örnek, bir önder olmak istiyoruz. Ben Emine Şanlı. Emine Hanım, oğlunuz Damla sporda oynuyor. Neler söylemek istersiniz? İki tane çocuğum var. İkisini de spora yönlendirdim.
İkisinin de yani iyi bir ortamda olmasını isterim. Gerçi büyük oğlum şu an burada oynuyor ama arkadaşlık çevresinden emin ellerde olduğunu biliyorum. Seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Turan Demirci. Turan kaç yaşındasın? 13. Kaç yaşından beri futbol oynuyorsun? 4. Hangi takım tutuyorsun? Trabzonspor. Peki en beğendiğin futbolcu kim? Benim Gökdeniz. I said, baby, you know I know why it goes.